Herkese merhaba. Reo gelişlerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde ne yaptık? Önceki bölümde oyuncu arayüzünden hem karakter oluşturmayı gösterdik hem de oyuncular nelere bakabiliyor, arayüzü nasıl kullanabiliyor onlardan bahsettik. Bu bölümde oyun yöneticileri için olacak ama önceki bölüm oyuncular için olduğu için belki oyun, oyun yöneticisi bir arkadaş o videoyu geçmek isteyebilir. O yüzden yine benzer şeyleri e, bu videoda da anlatacağım. Şimdi öncelikle e, gördüğünüz gibi Fantasy Grounds ekranımızdayız. Burada create new campaign üzerinden sol tarafta istediğiniz bir oyun sistemini seçiyorsunuz. Artık hangisinde kullanacaksınız? Burada gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. E, bunların çok büyük bir kısmı satın alınabilen içerik. Bazıları e, Fantasy Grounds'ın size verdikleri Geriye kalan küçük kısımlar mesela Vampire the Masquerade gibi e, topluluğun kendi oluşturduğu kural setleri. Bunlara da e, Fantasy Grounds'un forumundan ulaşabiliyorsunuz. Zaten fantasygrounds.com diye yazarsanız e, sitesinden foruma rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi Gelelim buradan daha önce açmış olduğumuz e, bir oyuna. Geçen yayında kullandığımız deneme oyunu. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta Smelly Gate, Dead Dice diye dört tane kelime var. Bu dört kelime oyunun e, daha oyuncuların size bağlanmasını sağlayacak. Sizin e, mevcut IP'nizi deşifre edecek olan kelimeler. Bunları e, oyuncularınıza vermeyi unutmayın. Burada Campaign Details kısmı var. Burada sizin kullanıcı adınızı nasıl gözüktüğü. Mesela bende Lore Master. E, e, kullandığınız şifre ve e, eklentiler. Mesela bize ne açık? İşte e, dil yazı tipleri açık. Eee Microsoft'tan gelen bir e, Fifth Edition teması açık. Başka açık olan ne var? Mesela e, Zantas Guide to Everything Desktop decals var. bu e, ekranda e, ekran tam ortasında gözüken logo diye Dragon Decal var. Bu bizim kendi e, logomuzun olduğu eklenti. Bunun dışında neler var? Mesela burada basit bir örnek verelim. Neredeydi o? elimin altında bir yani ha şurada. Mesela 5e Edon Sanity and Honor. Sanity and Honor pardon. E, bu ne için? E, Dungeon Master's Guide'da Honor ve Sanity isminde iki tane ekstra e, ability score var. Bunları karakter kağıdına ekliyor. Yani büyük ihtimalle pek çok oyunda sizin ihtiyacınız olmayacak ancak e, korku temalı veya ee, sosyal etkileşimin daha e, ön planda olduğu bir takım oyunlarda bunları kullanmak isteyebilirsiniz. Yani i̇sterseniz e, bu eklentiyi forumdan bulup dosyasını e, doğru klasörün içerisine atıp çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi biz şu anki haliyle oyunu çalıştırmak istiyoruz ama öncelikle RAM test diyoruz ve gördüğünüz gibi yeşil bir success yazısı geldi. Neden? Çünkü benim 1802 portum açık. Şu anda portun veri alışverişi de başarılı. Sonra start diyeceğim ama start demeden şeyi ekleyeyim. Mesela siz 1802 portunuzu 50 açmaya çalıştınız diyelim, başarılı oldunuz. Yani şey üzerinde, modem üzerinde başarılı oldunuz. Run test dediğiniz zaman size failure verebilir, kırmızı bir yazı verebilir. O zaman bir programınızı hatta bilgisayarınızı hatta modeminizi resetlemenize fayda var. Eğer hala yeşil success yazısına ulaşamıyorsanız büyük ihtimalle sizin yaptığınız ayar geçerli olmamıştır. Bu noktada sizin internet sağlayıcısıyla iletişime geçmeniz gerekiyor. Ben o şekilde yapmıştım süper online kullanırken. Dedim bana 1802 portunu açmanız lazım. Ne için dediler dedim işte oyun için. Bir veri alışverişi yapmam lazım oyun için. Ya da işte ne bileyim şey diyebilirsiniz. İşte e, iş için kullandığım bir programın arayüzünde veri alışverişi için bu portun açık olması lazım. Başka porttan veri alışverişi yapmıyor falan diyebilirsiniz. Çünkü e, şey kısmı nedir adı. E, müşteri hizmetleri kısmı biraz kek olduğu için e, bu işi pek anlamayacaktır. Ama dediğiniz gibi dediğim gibi işte e, şey derseniz. Ben benim bir işte işle ilgili bir program kullanıyorum falan dediğiniz zaman yani o oyun mu muhabbetinden birazcık daha ciddi oluyor. Adam daha bir yardımcı olmaya çalışıyor. Gerçi öteki türlü de yardımcı olmaya çalışıyorlar da neyse. Yani 2 dakikalık 3 dakikalık bir iş. Onu yaptıktan sonra diyor ki oldu mu? Run test diyorsun ya da programı kapatıp tekrar açıp bir run test diyorsun. Bakıyorsun olmadı. Ondan sonra diyor ki modemini bir kapa aç. Kapatıp açıyorsun. Birkaç dakika bekliyorsun işte modem kendine gelene kadar. Sonra bir daha deniyorsun oluyor. Yani olmama ihtimali diye bir şey yok. Çünkü dediğim gibi bu iş yani 30 saniyelik falan bir iş. Neyse. Yeşil success aldıktan sonra start diyoruz. Bu sayede oyun ekranı geldiği andan itibaren oyuncular bize bağlanabiliyor. Şimdi burada bize bağlanma mevzusu biraz önemli şu anlamda önemli. Şimdi oyuncular size bağlandıkları zaman sizden oyun dosyalarını çekerler. Bunun içerisinde özellikle işte paylaşacağınız görseller falan vardır. Bu yüzden ön hazırlığınızı yapıp e, görsellerinizi e, imaj klasörüne atmayı kesinlikle unutmayın. bakalım şuradan hızlı erişim var mı? Evet buradan hızlı erişim var. Gördüğünüz gibi folder tuşu var. Tıklıyorsun ve pencere karşına geliyor. <laughs> Buraya işte haritalardır. Efendim e, NPC görselleridir. Yok işte bir olayla ilgili sağdan soldan bulduğunuz o olaya çok benzeyen bir görseldir vesaire. Bunların hepsini buradan koyabilirsiniz. Ya da işte adamın eline mektup gelir ama işte mektup bir e, ne bileyim JPG dosyası halinde hazırlanmıştır. Bunların hepsini buradan oyuncularınızla paylaşabilirsiniz. Bunları oyun öncesinde yapmanın avantajı nedir? Adam başta yükleyeceği için işte görseli açmanız gerektiği zaman direkt olarak karşılaşabilir. Öbür türlü yani oyun esnasında da atabiliyorsunuz ama oyun esnasında attığınız zaman şey oluyor, yüklenmesi biraz zaman alabiliyor. O bazen sıkıntı oluyor, zaman kaybettiren bir şey olabiliyor. Evet. E şu anda oyun yöneticisi arayüzündeyiz. Sol tarafta bir şeyimiz var. Nedra'da. Eee, chat ekranımız var. Chat ekranımızın kilidini açıp bunu böyle küçük büyük dediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Geniş şekillendirince gördüğünüz gibi şuralarda ee, çirkinlik oluşuyor. Neden? Çünkü arka plan görseli kafana göre büyütebileceğin ebatta tasarlanmamış. O yüzden daha böyle abartısız ebatlarda küçültme büyütme yapınca göze batmıyor. Rahat rahat gidiyor. Şimdi tekrardan kilitleyelim. Burada başka neler var? İşte kilidi bozduğun zaman pozisyon resetleme var. Prompt ikon var. Prompt ikon konuşma şeyi. Çok gerekli bir şey mi bilmiyorum. Benim hiç işime yaramadı mesela alt icon var. Bunlar büyük ihtimalle e, chat esnasında ya yani oyun esnasında sesli konuşamayan arkadaşların böyle birbirleriyle birbirlerine işaret gönderilmesini sağlayan şeyler. Mesela clear diyorsun. Bütün chat'i temizliyor. Bazen oyuncular hatta bazen değil her zaman oyuncular oyuna bağlandıkları zaman abuk subuk böyle zarlar atarlar. Yok işte ben kılıcımın saldırı zarını attım. Yok bilmem STL çek attım falan. Böyle burayı doldururlar. Siz sağ klik clear ile rahat bir şekilde doldurabilirsiniz. Ama ne şey yapalım biraz. Şurayı biraz dolduralım. Tabi ağzına kadar dolduğu zaman tabi bazen böyle yazılarla falan daha çok doluyor. Çok boşluk kalmıyor. Böyle kenara tıkladığınız zaman mesela burada böyle artı eksi böyle avuk sabuk bir şeyler çıkıyor. Bunun taktiği şey yapıyorsun. Şöyle daha kenar bir yere, şöyle ara bir yere sağ tıklıyorsun ve clear diyorsun. Bu aklınız olsun. Bazen lazım olacak. Şimdi e, bu arayüzde neler var? Şu an GM arayüzündeyiz. GM arayüzü şeyden daha e, fazla seçeneğe sahip. Nedir adı? Oyuncu arayüzünden daha fazla seçeneğe sahip. Burada hepsine bakacağız. Öncelikle library'den modüse tıklıyoruz. Buradan İşimize yarayacak olan bütün kitapları açıyoruz. Hadi ben bir de burada ekstra olarak şey olsun diye, senaryo kitabı olsun diye e, Baldus Gate Descent into Avernus'u yüklüyorum. Şimdi buradan bir şeyler göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bütün modülleriniz yüklü ve bütün senaryo kitaplarını vesaire görebiliyorsunuz. Oyuncular işte bunların hepsini göremiyor. Oyuncular bunların oyuncularla alakalı olan kısımlarını görebiliyorlar. Ve böylelikle buraya şeyler düşüyor. Bak Adventure adı altına Baldur's Gate Descent into Avernus geldi. Bunun dışında store var. Satın almak istediğin bir şey olursa oradan tıklayıp gidebiliyorsun. Ama benim tavsiyem buradan değil de Steam'den satın alın. Ee, export var. Ee, elle yazdığın şeyleri dışarı çıkarabilmeni sağlıyor. Şimdi o konulara da geleceğiz. Bunları açtığınız zaman bir de tabii şey unutmayalım. Library ekranında şurada O tuşu var bu O tuşu önemli buna bastığınız zaman bütün kullanılabilir düğmeleri sağ tarafa çekiyor yani şuradaki GM Play Create PC tuşları çok da önemli burada O tuşuna basman her şeyi sana getiriyor aha ben burada bir şey unutmuşum hemen onu kapatıp geliyorum kapatamadım galiba neyse Şunu biraz susturayım. Ben oradan bir klik ötüp durmasın. kusura bakmayın ama e, WhatsApp ve hep birçoğumuzun kullandığı bir program neticede. Bana yazılan şeyleri falan zaman zaman kaçırabildiğim için de sesini açık kullanıyorum. Ama kayıt unutmuşum kusura bakmayın tekrardan. Neyse. Evet dediğimiz gibi burada Adventure'ımız da ortaya çıkıyor. Buradaki kullanımın en rahat noktası şu. Mesela PHP Deluxe. Tıklıyorsun tamam mı? Bütün başlıklar burada. Benim size tavsiyem bütün kitaplarda kullanabiliyorsanız yani kullanmanız gerekiyorsa referans manuelini açıp buradan da başlığa tıklayıp chapter chapter dolaşmanız. Bak bu tam anlamıyla bir kitap görünümü oluşturuyor size. Kitap görünümü hani indeksleme açısından yani içerik açısından e, şey oluyor. Yani kitapta da mesela en üstte işte chapter 1 işte creating a character var. Bakıyorsun resmiyle birlikte hepsini vermiş. Ama burada baktığında mesela en başta tables var. Neden? Bilmiyorum. O büyük ihtimalle kodlama ile alakalı bir mevzu. O yüzden referans manueli her zaman için daha iyi. Hepsinde de vardır. Gördüğünüz gibi. Kitaptaki sıralama. Şimdi burayı geçtik. Bunları açtık falan filan. Benim bir de şöyle bir tavsiyem var. Token kısmında kullanmanız gerekebilecek şeyleri önden yüklemeniz. Bu tür şeyleri unutmayın. Yani tokens ve images and maps kısmına önceden kullanma, yani kullanacağınızı düşündüğünüz bütün görselleri önceden atın. Mesela e, şeyde e, portre görsellerinizi de atmanızı tavsiye ederim. Mesela PCs kısmına gelecek olursak burada işte dün yarat, şey e, dün diyorum. Önceki videoda yarattığımız e, karakterimiz var. Bakın ben burada mesela şey yaptım. İnternet üzerinden araştırdım topladım birkaç tane portre. E, boyu uygun olmayanların hepsini bir bir e, Photoshop'ta kare haline getirdim. Hepsi kullanılabilir oldu. Buradan mesela bu arkadaşı seçiyoruz. Böylelikle ne oldu? Portre mi lazım? Elimin altında 50 milyar tane var. Rahatlık olur bunlar. Bunları en başta yapmak her zaman için rahatlatıcı olur. Oyuncu arkadaşlar da karakterli için görsel seçemiyorlarsa mesela rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki bunu nerede kullanıyorsun? Bunu ee, şöyle gösterelim mesela bu bu olmadı ee, ne olsun daha böyle şey hadi mesela şöyle bir harita Bunu biraz küçültelim bu arada e, kenarından tam böyle şeyinden e, köşesinde tam köşesinden bu şekilde küçültebiliyorsunuz. Mouse topuyla da ileri geri yaparak görseli alana sığdırabiliyorsunuz. Böyle bir haritamız olsun. Ben çekemedim. O zaman ne yapacağız? Şunu şöyle ben çekebilir miyiz? Şöyle yapsak çekeriz. Bunu kapat. Gelsin. Mesela bunu buradan koyamadık. Neden? Çünkü Combat Tracker'dan koymamız lazım. Bakın bu da mesela ayrı bir detay karakter kağıtlı e, karakterler sol üstte şurada e, şey olurlar bağlandıkları zaman burada portreleri gözükür. Sizin o portreleri tutup e, Combat Tracker'a yerleştirmeniz Combat Tracker'dan da sürükleyerek haritaya koymanız gerekiyor. Böyle yakınlaştıralım gördüğünüz gibi neredeyse tam bir kare bunun ayarı var o ayarları da birazdan bakacağız. İşte. E, karenin %100'ü mü ne bileyim %50'si mi ne kadarına sığacak görsel diye gördüğünüz gibi yakınlaştırıyoruz. Tabii yakınlaştırdıkça haritanın çözünürlüğü küçük şey oluyor, bozuluyor ama e, karakterleri daha net görüyoruz. böylece karakterimiz sahada e, nerede olduğu belli bir şekilde duruyor. Şimdi e, bunun için bir de şöyle bir iki şey var. Mesela sağ tıkladığınız zaman git diyorsunuz. Bu sayede oyuncu hareket ettiremiyor. Yani olduğu yerde şöyle döndürebiliyor. Bu da e, token üstüne gelip e, mouse topunu döndürdükçe hareket ediyor. Ama oyuncu bunu alıp şuraya koyamıyor kitlediğiniz zaman. Bunu oyun yöneticisi yapabiliyor. E, oyuncu şey yaptığı zaman şu şekilde e, karakter token'ını sürüklediği zaman böyle bir e, çizgi çıkıyor. Bu çizgi aynı zamanda sizin ne, kaç fit gittiğinizi de gösteriyor. Bak bu güzel bir detay. Buradaki püf nokta bu çizginin gideceği karenin tam ortasına merkezine gelmesi. Sağ tıklayıp bakın şöyle bir olay var. mu? Buna bastığınız zaman bakın otomatik olarak oraya gidiyor. Eğer tam e, düzgün olmazsa mesela şöyle olursa Gördüğünüz gibi tam ortaya gitti. Yani o nokta tam olarak neredeyse token'ın merkezi orası oluyor. O yüzden gideceğin karenin merkezini seçiyorsun. Bu sayede sıkıntı olmuyor. Rahat bir şekilde gidiyor. Yani bunu oyuncular fark etmeyebilir. Büyük ihtimalle fark etmeyecekler. Oyun yöneticisinin söylemesi her zaman için daha iyi olur. Bunun dışında tabii ki bunu geri açabiliyorsun. Ee, görünürlüğünü kapatabiliyorsun. Direkt token'ı silebiliyorsun. Falan filan. Böyle özellikler mevcut. Şimdi e, karakterlerimizi ve token muhabbetini görselleri falan filan oturup konuştuk. Şimdi esas gelelim e, oyun yöneticiliğinin böyle ince ayarlarına, program arayüzündeki ince ayarlarına. Mesela ne var burada? Gördüğünüz gibi bazı başlıklar var. Önce bir başlıklara bakalım. Bak diyor ki client. Client dediği programın arayüzüyle alakalı ayarlar. Game dediği e, oyun esnasında GM'in e, kullandığı ayarlar. Combat dediği combat esnasında kullanılan ayarlar. Token dediği tokenlarla ilgili olan ayarlar. House rules dediği de sizin e, ekstradan eklediğiniz veya işte e, GND'nin kendi içindeki bazı ekstra kuralları. Ee, kullanabilmenizi sağlayan, popüler bazı kuralları kullanabilmenizi sağlayan ayarlar. Şimdi Client'a e bakalım ne var? Ring on Whisper. Yani birbirine fısıldadığı zaman o da nasıl oluyor? Çete mesela yazıyorsun. Slash W boşluk. Mesela GM yazıyorsun. Sonra mesajını yazıyorsun. Mesajın GM'e gidiyor. Adamın kullanıcı adı Ahmet olsun. Slash W boşluk. Ahmet diyorsun. Ne diyorsun mesela? Ee, ben bir... Dex saving. Roll gönder diyorsun. Şimdi ne oldu? Gitmedi. Neden gitmedi? Çünkü oyuna bağlı bir Ahmet yok. O yüzden gitmedi. <laughs> Zaten şey de yapıyor. Nasıl kullanacaksın kısmında veriyor. Şimdi oyuna GM bağlı olduğu için GM Whisper'ı direkt gözüktü. Neyse. Bu Whisper geldiği zaman e, ding diye bir ses gelmesini sağlıyor bu ayar. Bu açık olabilir, kapalı olabilir. E, dice Manual Entry bu kapalı, yani her defasında elle tek tek yazmak yerine ne yapıyoruz? Karakter kağıdımızdan zar atıyoruz. Son derece kullanışlı. Bunun dışında ne var mesela? Target Remove on Miss. Burada multi diyor. Bunun anlamı şu. E, siz yine Yanlış hatırlamıyorsam Shift veya Alta basılı tutarak Target Gösterebiliyorsunuz harita üzerinde Yani çoklu target mesela buna da vuruyorum şuna da vuruyorum şuna da vuruyorum şeklinde ee, Şey yaptığınız zaman onu sildiğiniz zaman hepsini siliyor onu gösteriyor bu sadece Bu arada Çok ilginçtir arkamda çok acayip acayip sesler çıkıyor ee, Umarım Kayda gelmiyordur Çünkü tekrar kaydetmeyeceğim Neyse e, tur kısmı var. Her turda e, haritanın merkezine e, haritayı merkeziyor. Tur değiştikçe haritayı merkeziyor. Bu da güzel bir detay. Böylelikle e, combat şurada oluyor. Aha sıra şu adamda. O zaman şu adama merkezledim. E, sıranın kimde olduğunu artık görebiliyorum. Çünkü haritanın merkezinde durumunu sağlayan bir Özellik gelelim game kısmına e, set GM voice to activate CT, CT dediği e, bununla ilgili hiçbir fikrim yok açıkçası. Hiçbir zaman kullanmadım. O yüzden bunu geçeceğim. E, show all whispers to GM hesabı 10. 10 olması lazım bence. Oyuncuların kendi arasında ne konuştuğunu e, oyun yöneticisi görebilmeli. E, show GM roles. GM bir rol şey yaptığı zaman attığı zaman e, oyuncu bunu görecek mi görmeyecek mi? Bu Önemli bir detay. Ee, ne var başka? İşte bu e, sonuçları şeyde göstersin mi? Nedir adı? Herkese göstersin mi? Göstermesin mi? Mesela friendly off. On friendly off. Off olduğu zaman e, oyun yöneticisinin attığı, işte düşmanın attığı zarlar gözükmüyor. On olduğu zaman herkesin soru gözüküyor. Friendly olduğu zaman arkadaşının zarını da görebiliyorsun ama düşmanın zarını göremiyorsun. Ee, show roll totals. Burada işte eee attığınlar mesela 4 tane 20'lik attım. Bana 59'u gösteriyor. 17 15 15 12. Kapatırsam sadece bunları gösterir. Bir deneyelim. Evet, kapatınca sadece gelen zarları gösterdi. E, Dikal Image dediğimiz olayda şu arkada bizim eski logonun olduğu. E, bunun yerine kitaplardan şeyler gelebiliyor. E, dikallar gelebiliyor. Bu şekilde anlattığın şeye göre ortama göre ya ne bileyim kullandığın şeye göre bir görsel koyabiliyorsun. Bu sadece ortamın boş durmamasını sağlıyor yani öyle bir görsel. Genelde çünkü burada işte bir harita açık olur ne bileyim işte bir karakter, görsün, bir şey açık olur orası dolar. Neyse. Başka ne var? Mesela parti için e, karakterlerin client'a e gözükmesi durumu var. E, başka ne varmış? Inventory'nin client'a e gözükmesi var. Bunun anlamı herkesin her şeyi görebilmesi oluyor. Herkes her şeyi görmesin. Herkes birbirinin karakter kağıdını böyle inciğine cinciğine bilmesin. Herkesin hesabı kendinde olsun. Zaten oyun yöneticisi buradan hepsini istediği gibi görebiliyor. Dice Tower. Dice Tower açtığınız zaman otomatik olarak gelmez. Ancak şunu açtığınız zaman gelir. Neden? Ben bu zarı buraya attığım zaman bunun sonucunu buraya veriyor. Ama ben bilinsin istemediğim zaman bunu kuleye atıyorum. Bu sadece bana gözüküyor. Aynı şekilde bu ee, zar kulesi oyuncuda da var. Oyuncu da bunu buraya attığı zaman bak zar burada fırladı, yuvarlandı ya. O kısım bir gölge olarak sanki e, şu chat katmanının altındaymış gibi gözüküyor ve oyuncu ne zar attığını sonucunu bilmiyor. Bazen gerekebilen bir şey bu. Yani oyuncu zara göre müdahale etmesin yapamadım diye ağlamasın. Yaptığını zannetsin ama ne kadar iyi yapabildiğini bilemesin falan gibi durumlarda mesela. Ee, bu Dice Tower olayını kullanmak oldukça güzel. Client'i bitirdik. Değil mi? Client'i bitirdik. Game'deyiz. Game'i de bitirdik. Geldik Combat kısmına. Şimdi ilk başta diyor ki Auto NPC Initiative Group of 10 grup. Şimdi of olduğu zaman hepsini elle atman gerekiyor. On olduğu zaman hepsini rastgele otomatik atıyor. Grup dediğin zaman bir tane atıyor. Bütün grup o e, inisiyatif. Mesela e, ne olsun? işte beş tane zombi olsun. Tamam mı? Bir zombi için zar attı. On geldi. Bütün zombilerin inisiyatifi 15 Bu güzel bir şey değil. Ee, o yüzden en iyisi bunu onda bırakmak. Yani nasıl oyuncular inisiyatif attıkları zaman hepsi böyle farklı farklı sayılar atıyorsa, şeylerin de NPC'lerin de farklı farklı sayıları atmak ve bu atması ve bu sayede oyuncuların aksiyonları arasına girebilmesi bak bu güzel bir şey bu oyunu zorlaştıran bir şey neden? Çünkü sadece işte bir taraf önce oynasın sonra öbür taraf oynasın dediğin zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Ee, bir taraf mesela elindeki her şeyi harcayıp karşı tarafı yok edebiliyor, sıra onlara geçmeden eğer kalabalıksa. E o zaman ne anlamı kaldı? Ya da tam tersi. Sen her şeyini harcıyorsun. Dur bir daha sana gelene kadar Arkadaşlarını kaybedebilirsin. Mesela biri hasar alıp ölebilir. Ne bileyim işte bir şey, Başka şeyler olabilir. Ama böyle parçacıklı dağılırsa Mesela ne oldu? arkadaşın önden gitti birisiyle savaştı sonra savaştığına geldi sıra o bir tane saldırdı işte bayağı bir hasar verdi arkadaşın ölmesin diye sen kendi turuna gidip adama e, heal yapabilirsin ya da iksir içirebilirsin ya da ne bileyim işte onu koruyacak bir büyü yapabilirsin Sana bu imkanı sağlayan şey e, düşmanın böyle dağılımlı olması Evet e, ne var başka NPC numbering işte artan işte her eklediğinde ne bileyim işte 5 tane zombi eklediğinde bir tane daha eklediğinde 6 diyor işte bir tane daha eklediğinde 7 diyor falan o mevzu çok önemli bir şey değil ne diyor? npc roles variable or fixed uh, fixed dediğin zaman yine işte sayıyı sabitleyen bir şey variable dediğin zaman yine e, randomize giden bir şey başka ne var ring bell on turn her tur başında zil çalması oyunculara. Ya Bu ne için? Oyuncunun işte o sırada ne bileyim başka bir e, ne, ne yapması? Mesela Chrome'dan işte bir şeyler açıp izlemesi gibi durumlarda oğlum bak turun geldi işareti. Ya da işte bir şeyler okuyorsa o sırada dikkati dağınıksa bak turun geldi diye e, ses çıkıyor. Aslında kullanılmaması gerektiğini düşündüğüm bir özellik. Ama siz biraz daha iyimser bir oyun, yönetici, oyun yöneticisiyseniz kullanmanız işinize yarar. Ee, oyunculara e, tur sırasını göstermek. Böylelikle kimden sonra kimin geldiğini, yani düşmanların sırasını da görebiliyorlar. Yani uğraşırsanız mesela şey yapabilirsiniz. İlk tur e, kapatabilirsiniz. İlk turu bir yaşansın. Kimin ne zaman hareket ettiği görürsün. Ondan sonra ha bu adam bundan sonra şu adam şundan sonra hareket ediyor diye düşünseniz. Böyle bir şey olabilir. Başka ne var? Şu FX kısmı var. birinin üzerinde bir efekt varsa bunun gözükmesiyle alakalı. skip hidden aktör var. Mesela bir ortamda diyelim ki ne var? 6 tane Kenku Rogue var. Ama siz bunlardan 4 tanesini gösterdiniz, 2 tanesi de saklanıyor. Saklı olanları ee, şöyle göstereyim hatta. Combat Tracker'da bak burada bir tane göz var. Hide NPC. Bu şekilde tutabilirsin. Böylelikle Combat Tracker'da gözükmez. Ve onlar mesela aksiyon almadıkları sürece de eğer bu e, Skip Hidden Actor on yaparsan onların turunu otomatik olarak geçer. Çetede yansımaz. Böylelikle oyuncu ha bak burada biri daha varmış falan e, mevzusuna gelmez. Çünkü işte bu verdiğimiz örnekte işte 4 tane Kenku'yu indirdi. Ama arada 2 tane daha Kenku olduğunu gördü. E nerede bu Kenkular yok? Demek ki etrafta 2 tane satılan Kenku var. O zaman ben etrafı araştıracağım abi. E bak hiç hiç bilgisi yok. Oyun içerisinde e, aksiyon esnasında hiçbir bilgisi yok. Ama sırf chatten gördüğü ben etrafı araştıracağım abi. Böyle şeyler olmaması için Ne yapıyoruz? Hidden aktörü on yapıyoruz. <laughs> e, stop at Round Start. Bu şey yapıyor. E, böyle bir sürü bir sürü basılmasın diye. Ya da hızlı hızlı geçilmesin diye. dur başında bir durduruyor. Sonra devam ediyorsun. Yani e, Combat Tracker'da şöyle göstereyim. Şu oka Next Actor okuna tekrar basmak gerekiyor. E, başka neyimiz var? E, bar rengi var. Burada e, kademeli veya standart şeklinde geçiyor. bunlar Bunların hepsi şeyle alakalı. Oyun esnasında harita üzerinde görmekle alakalı. Mesela işte düşmanın can, şey, e, yandaşının canını nasıl görüyorsun? Detaylı e, status ya da kapalı. Detaylı dediği işte mesela 30 canından işte 10 canı kalmış. Bunu görebiliyorsun. Status dediği işte mesela wounded, işte heavily wounded falan ya da near dead. Bunları görebiliyorsun e, non ally dediği senin e, yandaşın olmayan herkes onlar için de status olarak göz yani böyle olması daha iyi çünkü şey gibi oluyor ondan sonra şimdi sen kendini hani böyle 1 ile 35 arasında değerlendirecek olsan ne kadar sağlıklısın gibi böyle çakal muhabbetler dönmeye başlıyor sonra hiç, hiç gerek yok Bakıyorsun Henry bundu. Tamam senin bu adam bayağı bir yardımcı olmadan. Yani bu adamın artık dinlenmesi lazım. Yani bunu yapabilirsin muhakemesini yapabilirsin gayet. Wounded, şey, wound categories var. Bu da sanırım yeni geldi. Bu daha, daha, önce görmemiştim. Simple details. Yani detailed olması belki e, status olarak görme konusunda daha yardımcı olur. Geldik tokenlara. Token mesela ne var? Auto scale to grid var. Mesela biz ne yaptık? E, tokenımızı biraz büyütmüştük. Bunu %100 yaparsak tokenı yerleştirdiğimizde direkt karenin tamamını kaplıyor. Effect icon size şimdi karakterin üzerinde efekt olabiliyor. Efekt nedir? Mesela poison gibi condition almışsındır veya işte bir sonraki saldırına avantajlı almanı sağlayacak bir büyü yapmışsındır. Sana onu mekanik olarak sağlamak için de bir tane efekt eklenmiştir. bu tür şeyler için efekt şeyini kullanıyoruz. Üzerinde bir ikon beliriyor. Bu ikonun ebatını belirlemeni sağlıyor. Facing Indicator işte sen ka şeyin e, karakterin ne tarafa doğru bakıyor muhabbeti çok kullanılan bir şey değil. <laughs> GM için efektlerin nasıl gözükeceği, GM için canların e, nasıl gözükeceği, dot var üzerine e, mouse'unu token üzerine getirdiğin zaman dot olarak görme var, yani noktacık olarak bar olarak görme var, e, şey üzerine getirildiğin zaman mouse üzerine getirdiğin zaman bar olarak görme var. Bu arkadaş dur yanlışlıkla yan bara tıkladık. Bu arkadaşın benim tavsiyem bar olarak gözükmesi. Başka ne var? LIFX, LI Health Enemy Effects, Enemy Health mesela Enemy Effect şey olabilir. Nedir o Sürekli şeye tıklıyorum. Şurada sağ okla e, kaydırma çubuğu birbirine çok yakın olduğu için sağ okun böyle kenarına tıklayacağım diye kaydırma çubuğuna tıklıyorum yanlışlıkla. Mesela show effects icons hover olabilir. Üzerine geldikçe görülür. Enemy health bar olarak gözükebilir. Hatta bar hover olarak gözükebilir. Üzerine geldiğinde bar olarak gözüksün diye. Show name tooltip olarak gözükme var title olarak gözükme var. Title hover yani üzerine geldiğin ama böyle tepesinde başlık olarak gözükme var. Ya da kapalı var. Tooltip dediği mouse üzerine getirdiğinde böyle küçük bir kutucuk açılıyor, orada söylüyor. Evet, burayı da bitirdik. Geldik house rules. Şimdi burada mesela atak için fumble crit tables var. Yani benim e, hiç sevmediğim ama böyle eski ve kötü oyun yöneticilerinin sürekli kullandığı muhabbet. Zarda 1 geldiyse böyle ultra mega saçma sapan bir geri zekalı bir şey olmak zorunda ya da işte zarda 20 geldiyse e, karakter böyle bir anlık ya da işte bir seferlik e, ultra mega uber e, Maximus power moduna girip böyle mantık dışı bir bir şey gerçekleştiriyor falan. Böyle saçma sapan şeyler var. Bu saçmalığı kullanmak istiyorsanız açabilirsiniz. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Ee, burada mesela ne var? Auto Death Rolls var. <laughs> Bence kullanılabilir. Yani masa başında oyuncu kendi atmayı seviyor. Zaten masa başında otomatik atılma diye bir şey yok. Ama ee... Yani bu tür şeylerin otomatik yapılması aslında zaman kazandırıyor. Çünkü senin atmanla şeyin atması, e, sistemin kendisinin atması arasında hiçbir fark yok. NPC Hit Points Bu e, şey kısmı Combat Tracker'a düşman ekledim. Bu düşmanın canı nasıl olacak? Standart dediğin zaman e, şey alıyor ortalamasını alıyor. Maksimum dediğin zaman mesela 3D8 artı 3 Direk sana 27 veriyor. Full, full can veriyor. Random dediğin zaman zar değerlerini kafadan atıyor. O şekilde. Random olmasında fayda var. Yani bazen az canlı bazen yüksek canlı. Neden? Çünkü şöyle düşün. Karşına çıkan yaratıkları bir, bir ırk olarak düşün. Tamam onlar class değiller. Şimdi mesela senin partinde ne var? Human fighter var. Tamam bir level human fighter. Bir de constitution'a artı 2 olsun. Adamın 12 canı var partinde bir de Human Wizard olsun. Constitution'ı sıfır olsun. Adamın altı canı var. İkisi de insan ama canları farklı. E ne oldu? E partinin dayanıklık dengesi değişti. Aynı şekilde o, o dengi benzerini sağlamak için de e şey yani NPC kısmının da random olması güzel olabilir. Tabi size kalmış. Mesela oyuncular çok böyle rahat rahat önlerindekini tokatlayabiliyorsa Maksimum hit point verebilirsiniz. Yani maksimum hit point verdiğiniz zaman oyunu biraz zorlaştırmış oluyorsunuz var Oyunu zorlaştırmanın iki yolu var. Birincisi yaratık sayısını arttırmak, ikincisi hit pointi arttırmak, üçüncüsü de atakları arttırmak. Ama atakların e, bonusunu arttırmaya başladığınız zaman e, şey oluyor. Yani ben oyuncuyu öldürmeye oynuyorum durumu oluyor. Onu çok tavsiye etmiyorum. Yani e, sonuçta herkes bu oyunu biraz böyle eğlenmek için, birlikte bir şeyler yapmak için oynuyor. Oyun yöneticisi zaten sen öldün deme lüksüne sahip. Oyuncunun hiçbir şey için böyle bir lükse sahip, e, hiçbir şey için böyle bir şey deme lüksüne sahip olma gibi bir durumu yok. Yani bir oyuncu mesela başka bir oyuncuya tam seni öldürdüm, öldüm git diyemiyor. Bunun için zar atması lazım. Ama oyun yöneticisi şunu diyebiliyor. Ne oldu? E, siz konuşurken beklemediğiniz bir yerden bir ışın fırladı ve senin e, kalbine çarptı ve artık kalbin paramparça. Öldün. Bunu diyebiliyor. O yüzden oyun yöneticisinin çok da e, zorlamaması lazım oyuncuya Nereye geldik? Roll initiative each round. Her turun başında tekrar tekrar inisiyatif kullanmak. Bazıları bunun daha gerçekçi olduğunu iddia ediyor. Ben bunun amelilik olduğunu düşünüyorum. Ama siz bununla mutlu oluyorsanız bunu açabilirsiniz böyle bir şey var yani ee, Massive System Shock diye bir olay var. Tek seferde canının yarısı kadar e, hasar yersen bir Saving Throw atıyorsun. Saving Throw e, tutmazsa karakter aşırı demirçevic, şey, aşırı hasar yediği için ölüyor. Vücudu dayanamıyor bu şoka ve şoktan ölüyor ya da bayılıyor falan öyle bir şeyler. Ben bunu ee, pek kullanmak istemiyorum çünkü bunun e, getirisi olduğu kadar götürüsü de var. Burada harita için diagonal e, uzaklık kısmı var. Bunun standart olmasında fayda var. Encumbrance olayı işte senin karakterlerin ne kadar yük taşıyabilmesi mevzusu. Standart ya da varyant diyor. Healing variants, yani healing surge, slow natural heal, standard. Bunlar şeyle alakalı. Ee, dinlenme esnasında gerçekleşen iyileşme ile alakalı. Standart olması herkesin e, yararına olan bir şey. Bir de inspiration slotları var. Ee, maksimum 3 slota kadar inspiration açabiliyorsun. Ya, bu ne için? Oyuncu hakikaten güzel bir şey yaptığında oyuncu ödüllendirmek istiyorsun mesela. Inspiration veriyorsun ama ne oluyor mesela adam diyor ki abi benim zaten inspirationım var tamam ben adamı ödüllendirmek istiyorum ne yapacağız İşte böyle durumlarda e, inspiration slotun olması güzel bir şey ama öte yandan baktığında inspiration slotunda adam inspiration biriktirdiği zaman yani oyunu çok bozabiliyor çok bozabiliyor o yüzden e, bu yine oyun yönetilisine kalmış mesela benim işte o izlediğiniz Necrosphere serisinde ben maksimum 3 inspiration verebilmek için bunu direkt 3 dedim. Çünkü benim oyunumda e, olayları gelen zardan ziyade karşına çıkan mevzuları çözmeye çalışarak ilerletiyorsun. Ancak e, çok büyük etkilerin altında kalmış bir dünya olduğu için attığın zar iyi gelmek zorunda böyle bir durumda inspiration'a ihtiyaç var. Inspiration kazanması kolay. Çünkü sürekli olarak bir olay var. Eğer sen zaten e, olduğun yerde durursan olayları çözemiyorsun. Olayları çözmeye çalıştıkça kendin e, ortaya fikirler atıyorsun. Diğer karakterlerle konuşuyorsun. NPC'lerle konuşuyorsun. Ortaya güzel bir roleplay çıkıyor. O yüzden inspiration kazanma potansiyelin artıyor. Bir de başına gelen bazı olaylarda ben senin tepkini ölçüyorum. Beğenirsem inspiration veriyorum. Yani inspiration kazanması kolay harcaması da çok kolay ama çok ihtiyaç var. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ama siz standart bir D&D senaryosu oynuyorsanız, oynatıyorsanız ne bileyim işte bir mesela Descent into Avernus ya da işte *Tyranny of Dragons ya da ne bileyim Curse of Stardust falan oynatıyorsanız bunu bir de tutmaktan bir sakınca gelmez. Bunun dışında burada dillerin listesi var. Siz buraya ekstradan kendi dilinizi ekleyebiliyorsunuz ve yanında da gördüğünüz gibi bazı kutucuklar var. Bu kutucuklarda bunların yazım biçimlerini seçmenizi sağlıyor. Yani Abysal ile Inferno aslında benzer şekillerde yazıyor buradan bunu çıkarabiliyorsunuz. O da çete yansıyor. Eee currency olarak burada belli ifadeler var. Siz bu ifadeleri karakter kağıdında şu şu boşluklara yazıyorsunuz. Burada 6 tane boşluk var. Baştan 2 3 4 5 tane de para birimi var sen buraya gp yazmışsın ya bak gp e, bu karakteri otomatik olarak gp geldiği zaman bu satıra geliyor otomatik bir şekilde yani sen bunu beşinciye yazsan bu sefer beşinciye gelir onu anlamayı sağlayan bir detay bu Onun dışında bir de setup tuşu var bu setup tuşu da başta çıkan e, kullanıcı rehberi de hiçbir işine yaramıyor yani, o, yani videoyu izlemeniz daha çok işinize yarayacak öyle söyleyeyim evet buralar şekilde. Şimdi bir bakayım bu ne kadar oldu. Çok uzun video olmasın ki size sıkmasın istiyorum. 41 dakika olmuş. Biz bu e, oyun yöneticisi kısmına devam edeceğiz. Burada bırakman güzel olabilir sanki. Başka nelere bakacağız? E, şu yandaki tuşlara bakacağız. Harita kullanımına bakacağız. Hikaye kullanımına bakacağız. E, bir sürü daha özelliğe bakacağız. Şuradan bir de şey göstereyim. Işıklandırma diye bir durum söz konusu. Mesela gece olduğu zaman şuna basıyorsun ve etraf gördüğünüz gibi kararmaya başlıyor. Bu e, oyuncunun hoşuna giden bir detay. Ne işte, ne oldu? Abi biz işte kamp kuruyoruz ateş yakıyoruz. Ortam bir anda ısınmaya başladı. Ya da şey oldu. Abi biz e, ormanın taraftan gidiyoruz. O zaman yeşiller içinden bir seni seçtim şeklinde devam edebiliyor. Böyle ufak tefek detaylar var. Bu ufak detaylar e, sizin de oyuncuların da hoşuna gidebilecek şeyler. Neyse tamam. Burayı fazla uzatmayalım. E, şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde yine oyun yöneticisi kısmına devam edeceğiz. E, videoları sonuna kadar izlemeyi paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye edin. E, bin kişi olduğumuz zaman çekiliş yapacağız. Zar seti çekilişi yapacağız. İlginizi çekiyorsa, e, zar setine ihtiyacınız varsa e, bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz. Başka ne diyecek bir şey kaldı mı? E, pazartesileri oyunumuz var. İzlemeyi unutmayın. Salı günleri kural anlatımlarımız var. Onları da unutmayın. Evet bu kadar. Öyleyse görüşmek üzere.